Biz bu söyleşiyi aslında o Özsoy'un 90. yılı vesilesiyle, Özsoy Operası'nın 90. yılı vesilesiyle gerçekleştiriyoruz. Özsoy tabii ki Türkiye Cumhuriyeti için sanat yaşantısı için önemli bir eser. En temelde şöyle bir önemi var. Özsoy Operası Türkiye Cumhuriyeti'nde yapılmış ilk Türk operası. Yani ilk Türk operası demek istemiyorum özetle çünkü... Türk operası dediğimiz zaman belki bir Hacı Beyov'un belki eserleri de kişilerin aklına gelebilir. O bakımdan Türkiye Cumhuriyeti'nde yazılmış ilk opera eseri olması vesilesiyle bizler için önemli Ahmet Adnan Saygun'un Opus 9 No'lu eseridir kendisi. Ahmet Adnan Saygun bunu Firdevsinin Şehname eserinden uyarlayarak yapıyor librettosunu da Minür Hayri Egeli yazıyor aslında yazıldığında 3 perde ve 12 tablodan oluşan bir opera. Yalnız işte Atatürk'ün doğumunun 100. yılı vesilesiyle bir etkinlikler amacıyla 1982'de şahsen Ahmet Adnan saygın eseri tek perdeye uyarlıyor, tekrar düzenliyor. Yani yazıldığının 47.-48. yılında böyle bir düzenlemeye gidiliyor. Operanın bir önemli yönü de şu, Bizzati Mustafa Kemal Atatürk'ün teşvikleriyle ve verdiği verdiği tavsiyelerle, yönlendirmelerle yazılmış bir opera. Diplomatik de bir önemi var yazıldığı dönem itibariyle. İşte 1934 yılında Şah Pehlevi, İran Şahı Şah Pehlevi uzunca bir süre Türkiye ziyareti gerçekleştiriliyor. Yani hala herhalde kayıtlardaki en uzun. Türkiye'de gerçekleştirilen diplomatik gezi. 27 gün sürüyor. Ve 10 Haziran'da başlayan bu Şah Pehlevi'nin ağırlandığı bu diplomatik gezi 9 gün sonra böyle bir sanat eserinin izlenilmesiyle taçlandırılıyor. Açıkçası Atatürk Şah Pehlevi'nin Türkiye'ye düzenlediği bu gezi vesilesiyle bizzat olarak Adnan Saygun'un bu eseri bestelemesini istiyor. Adnan Saygun daha çok genç bir besteci o yaşlarda, 27 yaşında. İki aydan kısa bir sürede evet Şah'ın gelimin gelmesinden önce eseri hızlıca toparlıyor ve bitiriyor. Böyle bir enteresan bir hikayesi var. Tabii Şah Pehlevi'nin Türkiye ziyareti başlı başına birçok konuya, belgeseli, akademik çalışmaya şey olmuş, konu olmuş bir gezi. Böyle bir sanatsal etkinliğin de böyle bir gezi içinde organize edilmesi başlı başına bir önemi işaret etmekte. Bir iki, bir iki temel unsur var. Yani burada Mustafa Kemal Atatürk'ün gerçekten diplomatik anlamda ne kadar zekice bir, ve vizyonlu bir bakış açısıyla bu işi işi yönlendirdiğini tekrar görüyoruz. Yani böyle bir gezi, bir Doğu ülkesinden ilişkilerin bazen iyi bazen kötü olduğu bir ülkenin şahının ziyaretin ziyareti için bir opera tercih ediliyor. Yani bu gerçekten enteresan bir seçim. Üstüne üstlük seçimde de çok kritik çok kritik bir hikayeden yararlanıyor. Bir epik hikayeden yararlanıyor. İşte Özsoy Operası söz ettiğim gibi Firdevsi'nin Şehname eserinden meşhur o Şehname eee epik hikayesinden yararlanılarak yazılmış bir opera. Firdevs'i bilindiği gibi bir şi yazar, ozan ve 9 10. yüzyılda yazılmış, yani 1900'lü yılların sonuna doğru yazılmış bir eser şehname. Fakat Gazneli Mahmut'un teşvikiyle yazılmış bir eser. Yani bir Türk beyinin teşviğiyle yazılmış bir sünni Türk beyinin teşviğiyle yazılmış fakat Şii bir e, Ozan'a bes, e, bir e, yazara yazdırılmış bir eser ya da ona teşvik edilmiş bir eser. Yani böyle iki ülkenin diplomatik ilişkileri açısından çok e, hoş, zekice e, tercih edilmiş bir e, metin. E, üstüne üstlük Gene Mustafa Kemal Atatürk'ün bizzati temasları, teşvikleriyle beraber... ...Minur Hayri, yani libretto yazarı Minur Hayri Egeli Bey... ...bu eseri... ...Şehname'nin... ...belli bölümlerini kullanarak... ...ve belli bölümlerini de başka bir noktaya çekerek... ...işte iki ülke arasındaki o diplomatik ilişkiyi bir kardeşlik üzerinden tarif ederek ve... Belki Şehname'nin kendisinde anlatılan hikayenin gittiği yönden başka bir yöne çekerek son derece bu iki ülke arasındaki ilişkileri göz önünde bulundurulan bulunduran bir opera olarak karşımıza çıkıyor Özsoy. Aslına bakarsanız Firdevsinin Şehname'sinde bu ilke, iki ülke arasındaki ilişkiler iki ikiz erkek çocuğu üzerinden tarif ediliyor Feridun denilen bir beyin. İki erkek çocuğu, hatta üç erkek çocuğu söz konusu ama operada bu iki erkek çocuğunun ismini duyuyoruz. Bu ilişkiler aslında iyi ve hoş bir yere gitmiyor hikayenin sonunda. Fakat opera bunu son derece o kardeşlik vurgusuyla ve güzel bir idealle, bir diplomatik de o dönemin diplomatik ilişkilerinin de son derece dokunan bir ideali vurgular şekilde karşımıza çıkartıyor. Hikayede kısaca Özsoy operasında ana karakter olan Feridun'un iki tane çocuğu, ikiz çocuğu dünyaya geliyor. Eşi Hatun ismiyle duymaktayız. Bu çocuklardan yani burada bir takım belirsiz şeyler var. Yani Feridun bir Türk beyi mi? Çok belirsiz. Ama Feridun'u ziyaret eden Türk beylerinin olduğunu biliyoruz mesela. Doğan çocuk lardan bir tanesinin ismi Tur. Aslına bakarsanız bir kurtu imlemekte. Bir çocuk ismi de İraç. İre. Yani öyle bir e, o anlamda bir benzetme, bir analoji yapılmış ki Tur, Türk, e, Turan e, coğrafyasını temsil ediyor. E, İr, İraç ise İran, Ajan e, coğrafyasını e, temsil eden iki çocuk. Öyle bir e, bu anlamda vurgu var ki hem Firdevs'in hikayesinde hem de Münir Hayri Egeli'nin librettosunda bu iki kültür, iki toplum aslında bakarsanız kardeş toplumlar, ikiz toplumlar, aynı babadan doğma toplumlar, anadan doğma toplumlar. Bu bakımdan böyle bir şey, akıllıca kurgulanmış bir metinden, librettodan bahsediyoruz Özsoy Operası için. Eserin ilk temsili, premieri 19 Haziran 1934 yılında yapılıyor. Ve Ankara Halk Evi binasında, şimdi günümüzde orası Etnografya Müzesi'nin olduğu yerleşkedeki Resim Heykel Müzesi'nin oradaki tarihi sahne. Orada gerçekleştiriliyor. İşte İstanbul Konservatuarı Yaylı Sazlar Heyeti ve Reisi Cumhur Bando Heyeti orkestrayı oluşturuyorlar. İşte koroyu, eserdeki koro bölümlerini söyleyen Ankara Kız Lisesi, Ankara Beden Terbiye Enstitüsü öğrencileri sahne koreografları koreografileri Selma A ve Azade Selim sırrı yapıyor. Adnan Saygun eseri Bilekis kendisi yönetiyor. Yazdığı eseri kendisi yönetiyor. Yani e, belli dans ve koreografilerle zenginleştiriliyor. 1982'de tek perdeye indirildiği revizyonda da belli bölümler yaklaşık Aynı sene içinde yazılmış Taş Bebek operasını gene kendisinin Taş Bebek operasındaki sihir raksını oradan çıkartarak Özsoy operasının işte dans ve koreografilerinin kullanıldığı yerde kullanıyor Adnan Saygun çok bu 82'deki uzun yıllar gösterim sonra 82'de yapılan temsilden sonra da bir süre aslında eser seslendirilmiyor. Biz Ankara Devlet Operası'nda benim de içinde bulunduğum bir prodüksiyon küçük bir rol söylemiştim. 2007 yılında Özsoy Operası'nın temsilini yaptık. O Türk beylerinden birini oynamıştım. 2012'de en yakın tarihte 2012'de Mersin Devlet Opera Balesi yaptı eseri seslendirdi. Çok sık sahnelenmiyor. Tipik bir Opera olarak e, tarif etmek e, çok kolay değil. Yani Adnan Saygun'un bir 10-15 sene sonraki verdiği eserleri, örneğin Yunus Emre Köroğlu gibi operalı e, eserlerine, işte e, Kerem Operası gibi eserlerine nazaran daha ilk örnek niteliğinde bir opera olduğunu söylemek mümkün. Yani bu anlamda yazım dili olarak da daha daha çağdaş, daha 20. yüzyıl müziğine yakın unsurların olduğu bir, o, operadan bahsediyoruz. Yani tipik bu anlamda tipik ariyalar ya da recitativolar görmüyoruz. Bir op, bu anlamda tipik bir opera demekten sonra ise bir e, Pile benzerliğini kurmak, Parlando operaya ya da bir sahne kantatı e, örneği olarak da ele almanın e, olası olduğunu düşünüyorum. Bu bağlamda da o operanın değerlendirilebileceğini e, söylüyorum. Yani librettoyla ve Firdevs'in ile ilişkileriyle ilgili bir, bir bölüm daha izin verirseniz açmak isterim. Üç tane çocuğu var aslında şeyin Feridun'un. Aslında bunlar doğan çocuklar ikiz değil üçüz ve bunlar belli bir yaşa geldikten sonra evlendikten sonra belli bölgelerin hakimi oluyorlar. Tur, İraç bir de Selm diye bir çocuktan daha bahsediyoruz. Bir Feridun'un bir oğlundan daha bahsediyoruz bahsedilmekte. İşte dediğim gibi Turan coğrafyası, Türklerin olduğu, Türk boylarının olduğu coğrafya Tur'a verilmişken işte İran ve Acem diyarları diyelim bu coğrafya İraç'a verilmişken Selme'de Anadolu, Batı Anadolu ve Balkan toprakları emanet ediliyor ve hikayede aslında şöyle bir vurgu var. Yani bu topraklar, bu soylar şey devam etmesi gereken soylar Feridun'un oğulları kardeşlik soyu üzerinden ilerlemiş ama hikaye öyle ilerlemiyor. Belli kavgalar, çıkarlar yüzünden bu kardeşler ve bu kardeşlerin soyları birbirlerini öldürüyorlar. Hikaye güzel ve hoş bir yere gitmiyor. Yalnız operada iş farklı bir nokta. Bu hikayenin hoş bir yere gitmemesi de aslına bakarsanız bir tür Orta Asya pagan kültüründe de olan, Zerdüşt inancında da olan belli bir takım kötü unsurların, kötü ruhların etki ettiği, hikayeye, soya etki etmesinden kaynaklı bir takım şeyler. Bu kötü unsur. E, Zerdüşt inancındaki belki bir e, bu ikircikli dualist tanrı e, anlayışına da uygun bir şekilde ilerliyor. İşte, Ahriman denilen, bazı metinlerde Ehriman olarak geçen bir kötülük, deccal, şeytanın e, hikayeyi bir anlamda e, ya da anlatılan bu masalsı hikayeyi manipüle etmesi söz konusu. Bir kötü unsur olarak bulunması söz konusu. Biz e, Şehname'de sadece Ehriman'ı duymuyoruz. Aynı zamanda onun oğlu Dahhak'ı da duyuyoruz da hatta hem Zerdüşt inancında hem de Orta Doğu, Orta Asya kültürlerinde yine kötülüğün çok başat sembollerinden biri, iyi bir unsur karşısında, iyi bir tanrı karşısında kötü kötülük oradan gelmeyeceği için bir dualistik dualistik bir düşünceyle onun karşısına konumlanan şeytansı düşünceyi, kötülüğün kaynağı olan düşünceyi sembolize eden bir takım anlatılar bu hem Ahriman hem de Dahan kendisi. aslına bakarsanız hem Şehname'de hem de biz Özsoy Operası'nda Ahriman'dan haberdarız. Ahriman çocukların doğumuyla beraber yapılan şölene, Sonradan gelip beni neden davet edil, etmeniyor diklini söylüyorlar. Bir kötülük unsuru olarak, bilinen bir kötülük unsuru olarak Ahriman'ın orada yerinin olmadığı kendisine de bildiriliyor. Bun, buna çok kinleniyor, çok sinirleniyor Ahriman ve bu yeni doğan çocuklardan intikam almak istiyor. E, yalnız o iş o kadar kolay değil çünkü e, bu çocukları kutsayan, bu çocuklara sahiplenen ve bu çocukları kötülüklerden korum, koruyan bir takım gene masalsı bir takım e, göksel e, unsurlar söz konusu. Bunlar e, tam Türk mitolojilerinde de fazlasıyla ifade edilen yedi melekler. Yani Ahriman'dan önce o şenliğe yedi melekler gelmiş ve bu çocukları korumuşlar, bu çocukları kutsamışlardır. Ahriman bu vesileyle bu çocuklara hiçbir şey yapamıyor. Fakat diyor ki ben şu anda yapamasam bile bu çocukların soylarına kötülük nifa ekeceğim ve asla bu çocuklar bir araya gelemeyecekler. Ve anne, çocukların annesi Hatun'a gözüken bu Ahriman Biraz bizim Anadolu hikayelerindeki gibi bir al basması gibi kötü kötü bir unsurun lohuza kadına gözükmesi unsuruna benzer bir şekilde Hatun'a gözüken bu Ahriman bu tehditlerini söylüyor. Bunun karşısında önce Hatun Ahriman'dan yapma etme diyor. Sonrasında ise Gök Tanrı'ya yalvarıyor. Tanrı sesini duyuyor. Göklerden ses şu şekilde söylüyor. Merak etme Hatun diyor. Eğer... Ahriman'ın şeyi sadece iki defa geçerli olur. Üçüncü de şayet bu iki kardeş birbirinden ayrılmazsa kötülük yani Ahriman çatlar, yok olur, ölür ve yeryüzünü nur sarar diyor. Böyle bir hem tasavvufi hem de bu anlamda bir göksel bir noktaya iş bağlanıyor. Buradaki esas diplomatik vurguda aslına bakarsanız şu, bizler iki... Farklı toplum gibi gözüksek de İran ve Türk toplumu aslında bakarsanız aynı soydan gelen kardeş toplumlar ve kötülük unsurlarının, dünya düzenindeki farklı farklı görünüme gelen kötülük unsurları karşısında bir olursak bizi hiçbir şey yenemez gibi bir diplomatik vurguyla beraber de bu anlamda opera, amacına, e, misyonuna ulaşıyor gibi gözükmekte. Yani operanın bunu da aşan bir takım e, başka unsurları var. Bir ozanla açılıyor opera. Ve ozan e, açıkçası şöyle bir deklamasyon, bir e, şey fikir söylüyor. Bu açıkçası ben ne Dede Korkut'um diyor, ne Homeros'um diyor, ne öylesine bir hikaye anlatıcısıyım diyor. Bir elinin batıda, bir elinin doğuda olduğunu ta baştan itibaren söylüyor. Ee, ve e, özgün bir kardeşlik vurgusuyla bu işi ele aldığını ifade ediyor. E, bu da e, gene e, sanki Şah Pehlevi'nin ziyareti ve o diplomatik görüşmeyle ilgili baştan itibaren kurgulanmış, işin içinde biraz çağın, çağın idealleri, aynı zamanda da biraz da tasavvufi bir iletinin olduğu bir e, düşünce vurgusuyla baştan opera başla, başlıyor ve bu şekilde Özsoy kendi misyonunu da o gün için ortaya koymuş olmakta. Müzikal dili de tekrar değinmek gerekirse yani Özsoy operasının en sevilen bölümü ne bölümüdür ya da bir koral eseri var mıdır? Bu öyle bir opera eseri gibi gözükmemekte. Daha çok dediğim gibi bir müzikal anlatı ve bir bütünlük içinde bir şeyin işaret edildiği bir e, sahne performansı gibi gözükmekte. Yani oradan çıkartıp Adnan Saygı'nın daha ileriki yıllarda yazdığı eserlerdeki gibi tipik bölümlenmiş e, aryaları olan e, ya da e, koral eser olarak da bağımsızca icra edilebilecek bölümleri olan bir eser değil. Bu anlamda ilk örnek özelliğini de korumakta. 90. yılı vesilesiyle Özsoy Operası'nı sizlere bu şekilde anlatmış olayım. Operanın Türkiye'deki, Türkiye Cumhuriyeti'ndeki opera e, sanatı adına, sanat dünyası adına e, temsili, e, aynı zamanda sanatsal e, ifade gücü açısından da e, nitelikli bir e, yönü var. E, daha sık e, temsil edilmesini, e, yurt dışlarında da temsil edilmesini temenni ettiğimiz bir eser olduğunu ifade etmek isterim size.